Mehmet Eskan, PKK Güneydoğu'yu Rojava yapamadı. Son haber Şırnak'tan geldi. Kent Savaşı, Barikat Savaşı, Hendek Savaşı denen savaş Şırnak'ta da bitmiş. Şırnak'ta temizlenmiş. PKK'nın amacı Hendek kazdığı ilçeleri Kobani'ye çevirmekti. Güneydoğu'yu Rojava'ya benzetmekti. Başaramadılar zaten başarmaları mümkün değildi. Şöyle düşündüler herhalde. Hendekler kazıp barikatlar kurup sokak savaşını başlatırsak halkı önümüze alırız, askerle polisle aramıza tampon yaparız. Asker polis katliam yaparsa sivilleri kollamadan operasyona girişirse dünyayı ayağa kaldırırız. İkinci Kobani yaratırız. Asker polis sivilleri düşünüp hareket etmezse dünya çapında direnişe imza atarız, bayrak dikeriz. İkisi de olmadı çünkü halk ilçeyi terk etti. Sur'dan 20 bin, Nusaybin'den 90 bin, İdil'den 50 bin, Cizre'den 60 bin, Yüksekova'dan 50 bin, Şırnak merkezden 85 bin kişi göç etti sayıları fazla değildi ama imkansızlık nedeniyle PKK'nın tehdidi nedeniyle kalanlar oldu. Bir de oğlunu kızını barikatın arkasında bırakıp gidemeyenler var. Siviller ölmedi mi? Bu kadar büyük çatışma ortamında mutlaka ölmüştür. Halk aradan çıkınca PKK militanlarıyla güvenlik güçleri karşı karşıya kaldı. Yine de çatışmalar çok uzun sürdü. Surda 103 gün, Şırnak'ta 88 gün, Nusaybin'de 80 gün, Cizre'de 60 gün. O kadar çok hendek, o kadar çok bomba tuzaklı barikat vardı ki evlerin her köşesi tuzaklanmıştı. Tüneller açılmış, evden eve geçiş yolları hazırlanmıştı. Surda 300 hendek ve bombalı barikat, Nusaybin'de 52 hendek, 508 barikat İdil'de 175 barikat, Cizre'de 300 hendek, 700 barikat, Silopi'de 518 barikat, Yüksekova'da 135 hendek, 214 barikat varmış. Kent savaşı denemesi PKK için hüsran oldu. 7 bine yakın kayıptan söz ediliyor. 500'den fazla şehidimiz var. Listeye şöyle bir bakıyorum. Sur'da 271, Nusaybin'de 420, İdil'de 125, Cizre'de 674, Şırnak'ta 436, Yüksekova'da 196, Silopi'de 145 PKK'lı öldürülmüş. Kent savaşı bittiğine göre sormamız gereken şu. Yüzlerce hendek nasıl kazıldı? Yüzlerce barikat nasıl kuruldu? Tonlarca bomba o mahallelere nasıl getirildi? Hendekler kazılırken, barikatlar kurulurken devlet neredeydi? Valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ne yapıyordu? Mehmet Tezkan Milliyet